Koy babacan, koy. Elini korkak alıştırma be. Tamam, torpilli işte. Eyvallah. Afiyet olsun beyler. Sağ ol. Çekelim. Afiyet olsun. Eyvallah. Afiyet olsun babacanlar. Sağ ol Hamza abi. Allah kabul et. Amin cümlemizi. Bizimkileri gördün mü Hamza abi? Yok. Revirin penceresine çıkmışlar ve Şakir, Şakir diye sesleniyorlar. Ne oldular karıştırıyorlarmış yine? Katilden yemek istiyorlarmış. Bak bak neymiş? Lapa yediriyorlarmış sabah akşam. İyi olmuş. Her bulduklarını yemezler bundan sonra. Al işte. Yer misin yemez misin? Ha? Olayın faali de geliyor işte. Ne diyorsun lan Işmala? Afiyet olsun beyler. Sağ ol. Oo, sen de mi oruç tutuyorsun Gökhan Efendi? Yok. Çok isterdim tutmaya ama başım dönüyor. Tansiyonum düşüyor. Yemeden turap yok desene be ya. Bir ay yemesen depoda gider vallahi. Oğlum. Bak madem oruç tutmuyorsun. Gece gece niye kalkıp sahur yemeği yiyorsun? Manyak mısın sen be? Oldu. Size dağıtayım ben yemeyeyim. Ulan iki lokma bir şey yiyoruz o da gözünüze batıyor ya. Bu mu iki lokma? Hayret bir şeysin. Ulan çatal bıçak yerini bile doldurmuşsun be. Aa taşmış. Ha taşmış tabii. Afiyet olsun. Eyvallah. Olsun. Afiyet olsun beyler. Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. Ya sinyor. Ne? Sen iyice sapıtmaya başladın ha. Bu ne oğlum kaçıyordun? Oğlum. Madem kaçıyorsun bari sivillere dolaşma ortalıkta be ya. Çiğdem Üsteğmen acayip sinirli oğlum. Yakalarsa oyar vallahi. Levent Üsteğmen yüz vermiyor ya. Ondan sinirli ben anladım. Bak ya ulan ben de kaptırdım ha. Oğlum şş, milletin hakkında konuşmayın demedim mi ben size ha? Aman be zoruna mı gitti? Hem Seyfi uyarmak için dedim ben ya. Sen ye bakayım. Bir şey olmaz. Bakın size sahur için kaşarlı pide getirdim. Oh işte budur be Seyfi. Ver ver ver. Eski kaşar. Allah nasıl da canım çekiyordu ha. Versene bana da bir lokma ya. Hem sen oruç tutmuyorsun ki. Ha bir de yüzüme vurun değil mi? Hastayım tutamıyorum işte ya. Oh. Alayım ucundan azıcık ne olur. Oğlum verin şimdi bir tarafı şişecek. Zaten seferi sayılır. Bu oruç tutamaz oğlum. Al bakalım. Dikkat! Seyfi, ne bu hal? Riyadlı doğulu. Emredin komutanım. Niye üzerinde sivil kıyafet var? Aa, şöyle açıklayayım komutanım. Hmm. İyi bir açıklama bulsan iyi edersin. Seyfi! İyisinden arayayım komutanım. Ya komutanım işin aslı... Söyle babacan. Oğlum söyle çekinme. Komutanım ben şimdi arkadaşa yanlışlıkla şöyle bir çarptım. Küt çamura düştü. Pis bir şey oldu böyle acayip bir şey oldu. Sonra biz tabii yıkadık iki su yaptık tertemiz oldu. Değil mi Seyfi? Yıkadık. Siz de her zamanki gibi bana böyle kızarsınız diye Seyfi'cağız söylemeye çekindi. Manyaksın. Senden her şey bekliyorum. Şimdi komutanım çarpmak derken tam şöyle oldu. Seyfi gidiyordu böyle ben üstüne üstüne giderken bari... Ne oluyor be? Madem kamuflajların ıslak, yat yatağında. Haklısınız komutanım da işte sahurdu, oruçtu yani buna benzer bahanelerim var tabii benim de. Tamam o zaman ye yemeğini sonra çıkar üstündekileri. Dolaşma ortalıklarda böyle sivil sivil. Emredersiniz komutanım. Bundan öğreniyorsunuz değil mi? Benden öğrenmiyor lan komutanım. Vallahi ondan öğreniyorum komutanım.